Boxing Federation, Supervisor IBF, WBA ve WBO federasyonlarında şampiyonlukların sahibi Kovalev, bu federasyonların çatısı altında Rusya'da maça çıkmış. Defalarca Amerika'da çıkmıştı, defalarca ilk kez Rusya'da. Charles Fitch. Now, ladies and gentlemen, dame gospoda, is ya catering bird Rusya. Let's get ready to rumble. Rusya'da da meşhur anonsunu yaptı. First, fighting out of the blue corner with his trainer Jody Solomon, wearing black with gold, official weight 174.8 pounds. As a professional in 29 fights, he has 24 victories, including 10 big wins by knockout, with 3 defeats and 1 draw. He's a 2-time WBC international champion and the former IBO super middleweight champion of the world, the fighting pride of Malawi, the challenger, Isaac Golden Boy Chalemba. And across the ring, fighting out of the red Isaac corner Chalemba, with his trainer, John David Jackson, wearing white with red and blue. John David Jackson antrenörlüğünü yapıyor Kovalev'in. As a professional, he's never lost. In 30 fights, hiç kaybetmedi. 29 victories, 26 big wins by knockout. Never beaten with one draw. He holds the belts of the WBA, the WBO, and the IBF. And he is recognized by many fans around the world as the reigning, defending, undefeated, undisputed light heavyweight champion of the world, Tommy Gaspada. Is Chalamin's Grusia Sergey Prashe Kovalev. Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor. Umarım çaylar demlenmiştir. Mükemmel bir heyecan yaşayacaksınız. Tadına doyum olmaz bir mücadele sizleri bekliyor. Michael Griffin mücadelenin hakemi. İşte hakem ekranlarda. Birinci round başlıyor sevgili izleyiciler. Gong sesiyle birlikte birinci round başladı. 12 roundluk karşılaşma. Sadrek'le gitti Kovalev üzerine. Chalemba midesine atmak istediği yumruklarla onu biraz püskürttü gibi. Tekrar bir Sadrek denemesi var. Sol direkler. Kovalev ilk raunda baskı kurmak istiyor. Kovalev'in bu salonda yıllar önce yaşamış olduğu bir olay onu yıllarca üzüntüye boğmuştu. ...2011 yılında... yaşamıştı o dramatik olayı. Yıl 2016. Mideye sonra çeneye sol direkt denemesi yaptı. Isaac Chalemba. Ama Kovalev mükemmel bir hazırlık devresi geçirdi bu karşılaşma için. Chalemba sürekli hareketli, etrafında dönmeye çalışıyor. Sol direkt mideye doğru.
Kovalev son derece soğukkanlı bir vaziyette rakibin üzerine gidiyor. Sol direkt vurdu isabetli. Sol direkt karşılık verdi Çilemba. İlk isabetli yumruğun ardından bir anda fırtınalar koptu. Bir sol direkt daha geliyor Çilemba'dan. Mideye uzandı Kovalev. İki tane daha net isabet ettirirse roundu bile kazanabilir Çilemba. Karnına sert darbe denemesi. İlk round tamamlanmak üzere sevgili izleyiciler. Sağ kroşe girişimi var. Aparkat deniyor. Sağ kroşe, sol kroşe, sol direkt. Kovalev sol saniyelerde istediğini almaya başladı ve başardı. Güzel. İlk round harikaydı. İkinci round başladı. Kovalev yumruk kombinasyonlarında isabet bulamadı. Midesine inmeye çalıştı. Dirsekleriyle korudu midesini. Çilemba iyi kapattı orada karnını. Sol direk. Sağ kroşe girişimi uzakta kaldı biraz. Sol direk geliyor Çilemba'dan. Çok sert yumruklar geliyor her iki boksörden de. Kovalev'in sağ kroşesini yememesi gerek. Wow! Çok iyi bir direkle uzaklaştırdı Kovalev'i. Arkasından sağ direk geldi. Sol direkle cevapladı Çilemba. Kırışmayla geçiyor mücadele. Sol direkt denemeleri sürüyor. Sol direklerle yokluyorlar. Sağ direklerle işi bitiriyor her iki boksör de. Kovalev köşeye sıkıştırdı. Bakalım burada neler olacak. Michael Griffin mücadelenin hakemi. 315. karşılaşmasını yönetiyor Kanadalı hakem. Kanada'da yaptığı karşılaşmalarla Kanadalı hakemleri de maçlarına çekmeye başladı. Kovalev karşılıklı sert iki darbe. Sol direkt geliyor Kovalev'den. Ders niteliğinde süper bir maç. Afrika'nın bir numaralı boksörü Isaac Çilemba. Aynı anda sol direkler. Aynada boks yapar gibiler. Bir sol direk denemesi daha. İkinci round bitmek üzere. Sağ kroşe. İlk roundun sonlarında da çok sert darbeler gelmişti. Bu 3 dakikayı da böyle bitiriyoruz. Bakın şunun altını önemli çizeyim. Yeni bir 3 dakika, yeni bir heyecan. Tam ortasındayız. Sol direkt. Thank you.
IBO'nun süper orta sikletteki eski dünya şampiyonu Isaac Chilemba bazen Cruiserweight'e çıktı. Sonra indi süper orta siklete. Hafif ağır siklette şimdi Kovalev'in karşısında. Sol direkler. Chilemba düzeltiyorum sevgili izleyiciler. Hafif ağır siklete, süper orta siklete gitti geldi. Bu sikletlerde maça çıktı. Cruiserweight'e çıkmamıştı. O bilgiyi hemen düzeltiyorum. Sol direkt denemeleri var. Tony Bellew'le maçını aklıma getirince bir anda Cruiserweight'in şu andaki efendilerinden bir tanesi olan Tony Bellew maçı geldi aklıma. Üçüncü round'un ortalarındayız. Sol direk vurdu çekildi Kovalev. Bir sol direk daha. Sağ direk. Yumruklar giderek sertleşiyor. Sol direk vurdu. Chilemba'yı yakaladı. Kovalev'i hemen sarılırken görüyoruz. Sol koşeyi gözümüzden kaçırmadık. Çok iyi eskivler yaptı, yakalayamıyor Kovalev. Sol direk. Sol direk bir tane daha. Adım adım üzerine gidiyor Kovalev. Yakalamaya çalıştı. Sol direkler sürüyor. Sağ kroşe geldi. İyi yakaladı. Hafif sallandı gibi. Üzerine gitti. Bu eskivle kaçtı o yumruktan. Sol direk. Dördüncü round başladı. Sol direk. Isaac Chilemba şampiyonu kızdırmaya başladı. Sol direk. Arka arkaya direk yumruklar devam ediyor. Burnunda kanama var Isaac Chilemba'nın. Bu onu bir yaralı aslana dönüştürebilir mi? Afrika aslanı bakalım bu dakikadan sonra neler yapacak? Kovalev. Sol direk vurdu. Kovalev rakibini üzerine çekmeye çalıştı. Sol direk attı Chilemba. Kovalev'in yumruklarını boşa alan ender boksörlerden bir tanesi oldu bu gece Isaac Chilemba. Şu dakikadan itibaren tabelamız boks gecesi. Boks gecesi yazıp yorumlarınızı gönderebilirsiniz Twitter'da. Sol direkler. Nefis yumruklar geliyor. Sol direk. Arka arka iki tane. Bir sol bir sağ. Kovalev sıkıştırıyor.
Sağ kroşe geliyor Çilemba'dan. Sol direk yedi. Çilemba köşede, kontra peçinde. Harika sol direkler. Bir sol direk daha geldi. Sağ sol kroşeler eldivenlerinde kalıyor. Isaac Çilemba'nın. Bu roundda geride kaldı. Son ana kadar oturarak bekledi Kovalev. Ve başlar başlamaz da sert yumruklar. Beşinci round nasıl başladı böyle? Sol koşa boşa gitti. Kovalev meydan okurcasına rakibin üzerine gidiyor. Kovalev de geri vites yapmadı. Çilemba da geri vites yapmadı. Sol direkt. Sol direk bir tane daha. Çilemba. Kovalev karşısında direnmeye çalışıyor. Şampiyon. Hemen hemen tüm karşılaşmalarını nakavtla kazanan Kovalev. Beşinci roundu gösterdi rakibine. Çilemba aparkat denedi. İki boksör de sarılıyor. Bernard Hopkins de 12 round süren o karşılaşmanın ardından son 3 maçını knockoutlarla kazandı. Kovalev. Hayatında tek 12 round mücadeleydi. Bernard Hopkins de gerçekleştirmişti. Kovalev. Şimdi çekerek müdahale etti. Hakem hemen uyarıyor iki boksörü de. Sol direk. Sol direkler devam etti. Çilemba. Kovalev boşa salladı yumruğunu. Sol koşe. Wow, harika bir sol geliyor Çilemba'dan. Sürpriz bir yumruk oldu bu. Sol direk. Rus seyircileri heyecanlandıran bir pozisyon. Çilemba sol direkler devam ediyor. Kovalev bastırdı şimdi. Yorumlara bakıyorum. Boks gecesi yazıp yorumlarını gönderen değerli izleyicilerimizden Abdullah Güneş. Kovalev daha fazla kombinasyon denemezse işi gerçekten çok zor demiş. Altıncı rounddayız. Kovalev sol direklerle mideye uzanmaya çalışıyor. Arkasından sağ kroşeyi getirebilmek için. Rakip midesini kapatır kapatmaz hemen sağ kroşeyle açık olan çeneye yönelmeye çalışıyor Kovalev. Bakın işte bundan bahsediyorum. Çilemba sol direk. Sol direkten iyi kaçtı. Arkasından bir sağ kroşe yedi Çilemba.
Afrikalı sağ direk yiyor. Kovalev attığını vurmaya başladı. Bir sol direk yiyor Çilemba'dan. Sağ direk. Sol koşa geliyor. Çilemba neredeyse yatırıyordu şampiyonu. Yumruklar çarpıştı şimdi de. Bir bu kalmıştı. Bernard Hopkins karşılaşmasında bu kadar zorlanmamıştı. Isaac Chilemba, Afrikalı boksör. Sol direk aldı bir tane şimdi. Sol direkler. Köşeye doğru sıkıştı. Bu yumruklar rakibinin paratında kalıyor. Bunlar da karavana. Sol koşa geldi. Bu round Çilemba'ya doğru kaymaya başladı. Sol direkler sürüyor. Nihat Yedigün adlı bir arkadaşımız Bodrum'dan yazmış. Abi sahilde yürüyorum. Her yerde MTV Spor açık demiş. Boks dediğiniz zaman hayat durur Türkiye'mde. Eğer bir nakavt olmazsa, olursa da sonra anlatırız. Sol direk. Maç o kadar heyecanlı geçiyor ki. Sergey Kovalev sol direk attı. Ringin ortasında iki boksör de yeni bir taktik peşindeler. Bu işin daha önceki yaptıkları tekniklerle taktiklerle olmayacaklarının farkına vardılar. Futbol tabiriyle ilk yarı bitti, ikinci yarı başladı. Sol direk. Sol direk bir tane daha. Kovalev adım adım gitti üzerine tekrar. Ama mesafesini hep 1,5 metrede tutuyor yaklaşık. Sol direği iyi isabet ettirdi Rus boksör Kovalev. Sol direk. Çilemba. Çilemba'nın bana göre en büyük eksiği şu. Antrenörünün söylediği gibi aslında yumruk kombinasyonlarını bir türlü kendi standart yumruk organizasyonlarını bir türlü yapamıyor. İki defa çok sağlam sağ kroşe bindirdi. Sol direk bunlar çok iyi. Tekli yumruklarda kaldığınız sürece Kovalev'i deviremezsiniz. Atacağınız teknik yumrukların Kovalev'in oyununu bozacağı da kesin. Şimdi koltuğunun altına almak zorunda kalıyor Kovalev. Karaciğer'e yönelmeye çalıştı. Maçın başından beri en tehlikeli pozisyon ve Çilemba yerde. 7. round'un bitmesine saniyeler var. Michael Griffin sayıyor. Tek şansı çok az zaman dilimi kalması.
Bakalım bu fırsatı değerlendirebilecek mi? Kovalev tekrar üzerine gidiyor. Arka arkaya yumruklar attı. Çinamba sarılmalı. Sarılmazsa nakavt olur. Verilmiş sadakası varmış. Roman Simakov'u 7. round'da nakavt etmişti. Roman Simakov yıllar önce o maçtan sonra hastaneye kaldırılmış, ağır bir komaya girmiş ve sonrasında 3 gün hayata tutunup daha sonra hayatını kaybetmişti. Kovalev'in rakibi. O gün bugün Rusya'da maça çıkmadı. İlk kez maça çıkıyor. 7. round'da yine rakibini çok zor pozisyonlara sürükledi. O maçtan sonra boksu bırakma kararı almıştı Kovalev. Onu tekrar ringlere kim gönderdi dersiniz? Simakov'un ailesi sevgili izleyiciler. Vefat eden boksörün ailesi oğlumuzun hatırasını yaşatmak istiyorsan boksa devam et demişti. Bu sözler üzerine Kovalev tekrar boksa dönmüştü. Soldrek. Sol direk tekrar. Bir sol direk denemesi daha. Enseye yapılan darbeler. Soldrek. Sergey Kovalev'den. Kovalev yeni bir fırsat peşinde. Çilemba Soldrek'te durdurdu. Aparkat denemesi Çilemba'dan. Sol koşa vuruyor. Nathan Kılıverli maçına kadar hemen hemen hiç tanınmayan bir boksörken Kovalev bir anda dünyanın en büyük yıldızına dönüşmüş. Arkasından rakiplerini darbuna duman etmiş ve şimdi Çilemba karşısında yine şampiyonluğunu konuşturuyor. Çilemba ile 8. round'da oynamaya başladı. Sadrek. Buradan sonra ne yapacaksa seyircisi için yapacak gibi görünüyor. 8. round'da son saniyeler. Bir sağ koşa daha geldi. Zil sesi boksörü kurtaramaz. Hayata tutunamadı. Sergey Kovalev ailesinin bundan sonraki hayatını garanti edecek masrafları üstlenmiş. Hatta o gecenin bütün hasılatını o aileye bağışlamıştı Sergey Kovalev. Heyecan giderek tırmanıyor. Herkes bir nakavt peşinde. Nasıl kazanacaksa bir nakavtla mı kazanacak? Sol direkler devam ediyor. Sol direkler. Bir sol direk daha. Midesine geldi bu direk yumruklar.
Çilemba her şeye rağmen Kovalev'in karşısında müthiş bir mücadele sergiliyor. Bugüne kadar Sergey Kovalev'e 8 round'dan daha fazla dayanabilen bir boksör. Sadece efsanelerin efsanesi Bernard Hopkins'ti. 12 round sürmüştü o karşılaşma. Ve 9. round'dayız Çilemba. Ama herkes, bütün otoriteler şunu söyler. İsteseydi Kovalev o maçı 6 round'da rahatlıkla knockout'ta bitirebilirdi. Ama Bernard Hopkins'in veda maçı olduğu için 12 round ona jest yaptı şeklinde. Gerçekten otoritelerin o kemer birleştirme mücadelesinde hemfikir oldukları gözlerden kaçmamıştı. Hatta o karşılaşmanın 12. roundunu hatırlıyorum da Bernard Hopkins dil çıkarmıştı. Alay etmişti Sergey Kovalev'le. 30 saniye içinde nakavtın eşiğine getirmişti Kovalev. Kızmıştı, çok kızmıştı. Sol direkler. Yine sallar gibi oldu. Yine gong sesi. Bu arada sevgili izleyiciler, Ruslan Provotnikov da ekranlara geldi. Rusların önemli boksörlerinden bir tanesi. Ruslan Provotnikov da Pac-Man'dan tutun da kimlere kadar herkesle maç yaptı. Tim Bradley olsun, en son John Molina izlediniz. Ekranlara getirdik. Şimdi Sergey Kovalev tekrar bastırıyor. Şimdi yumruklar arka arkaya geliyor. Bir sol direkt daha geldi. Kovalev devrilir gibi oldu ama orada bir denge kaybı söz konusu. Sol direk. Bir sol direk denemesi daha. Onuncu rounda kadar geldi karşılaşma. Sol koşu yedi Kovalev. Yedinci roundda rakibini fena halde yatırdı. Çilemba'yı Kovalev. Sekizinci roundda salladı. Dokuzuncu roundda salladı. Onuncu roundda bakalım neler olacak. Sol direkt tekrar. Burnuna bir kanama söz konusu. Sol koşa geliyor. 10. round da bitti.
Sil sesiyle birlikte 11. round başladı. Wow! Çok iyi bir çarpışma oldu. Ses geldi tam kulaklarımıza kadar. Soldrek Kovalev, Çilemba Rusya'da seyirciye boks ziyafeti yaşatıyor Kovalev'le birlikte. Bir Soldrek daha aldı. Twitter'da boks gecesi adresimizi takip edin. Hiçbir maçı kaçırmazsınız. Boks gecesi Twitter adresimiz. Facebook'ta da boks gecesi, Instagram'da da boks gecesi. Bu adresleri takip edin. Hangi maç, ne zaman, hepsini tek tek anons ediyoruz oradan. Büyük ayrıntılarıyla birlikte, basın toplantılarıyla, tartılarıyla hepsini sizlere aktarıyoruz oradan. Türkçe karakterlerle boks gecesi. Şimdi tekrar kızıştı mücadele. Sergey Kovalev bastırıyor. Çilemba da geri kalmıyor. Soldrek. Bir Soldrek daha geliyor ama mideye bu kez. Harika bir sağ direkt daha. Tam çeneden yakaladı Çilemba. Soldrek. Bugüne kadar Tony Bellew, El Haydar Alvarez, Oz Tuzen, Edison Miranda, Vlasov gibi çok önemli boksörler Çilemba'yı knockout edemedi. Kovalev de knockout edemezse diyecek hiçbir şey kalmaz. 11. round bu görüntülerle noktalandı. Son rounda gidiyoruz, son rounda. Cafer Erdem, Çilemba Portekiz gibi son dakika golü atacak demiş. On ikinci ve son round başladı. Final roundu. IBF, WBA, WBO'da 3 ayrı federasyonda hafif ağır siklette 79 kilo takriben bu kiloda dünya şampiyonluk karşılaşması 12. round iki boksörün de amansız mücadelesi sürüyor. Kovalev. Soldrek Çilemba. Sağ koşa sol koşa boşa gitti. 12. round olmasına rağmen Kovalev'in seri yumruklarından iyi kaçış gösterdi. Çilemba. İki tane sol direkt denemesi.
Afrika kıtasının bir numaralı boksörü Chilemba dünya şampiyonu karşısında elinden geleni yaptı ama 12. raunda kadar şu ana kadar maçı önde götüren, sürklase eden isim Kovalev oldu. Soldrek. Kovalev bastırdı. 12. raunda kavtu mu geliyor? Sol köşeyi vurdu. Arkasından bir tane daha. Bir Soldrek daha geliyor. Chilemba da üzerine gitti. Karşılıklı yumruklar. Son saniyelere giriyoruz. Neler oluyor böyle Dips Arena'da? Bir Soldrek daha geldi. Kovalev bastırıyor. Knockout'a gitmeye başladı. Adeta Andre Vorta mesaj gönderiyor. Sol koşe. Aparkat sağ koşe. Chilemba sol koşe. Soldrek. Kovalev. Gardını tamamen düşürmüş vaziyette Kovalev. Ve maç bitiyor. İki boksörü de ayakta alkışlıyoruz. Natalya ve Aleksandroğlu çocuğu ve eşi büyük mutluluk yaşadı. Onlar da tabii ki bu salonda fazla sevinmiyorlar çünkü nedenini açıklamıştım. Mutluluklarını, sevinçlerini içinde paylaştılar. Chilemba. Bakın sol kaşa burada fena yedi. Bir sol direk. Afrika'da çok iyi boksörler var. Zolani Tete, Hasan Endam Nizam, Joshua Kuletey. Enis Kuevici ile karşılaşacak. Heyecanlı bir maç sizi bekliyor. Zoltan Enyeri scores at 117-110. 117-110. Chris Flores scores at 116-111. 116-111. Gustavo Yorkin scores at 118-109. 118-110. All three scores go to the winner. And still, the undefeated, undisputed light heavyweight champion of the world, Damigas Bada, Sergey Kuznetsov.